Herkese merhabalar. Bugün Afyon postası olarak Afyon'u turlayarak seçim ikinci tura kaldı. Sizce seçimi kim kazanır diye soracağız. Haydi başlayalım. Sizce sonuç ne olur? İnşallah Tayyip Erdoğan kazanır. Peki birinci turda da Erdoğan'a mı verdin? Evet. Erdoğan'a. Yine de ona vereceğim. İkinci turda da aynı. Evet. İnşallah öbürkileri Allah fırsat vermesin. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağlıklı olan kazansın düşünüyorum açıkçası. Peki sonuç ne olur sizce? Yani sonuç ne olur? Büyük olasılıkla Recep Tayyip Erdoğan kazanır diye düşünüyorum açıkça ben. Çünkü Afyon'umuz yöresel olduğu için genelde o tarafa veriyor. Çünkü Beyseloğlu tarafından dolayı genelde o tarafı daha tercih ediyorlar. Peki sizin birinci turda tercihiniz kimden yanaydı? Benim Recep Tayyip Erdoğan'dan yanaydı. Sonuç AK Parti kazanır. Öyle mi diyorsunuz? Evet öyle diyorum. Peki siz birinci turda kimi desteklediniz? AK Parti. AK Parti'yi desteklediniz. Gene de AK Parti'yi vereceğim yani. Peki çok teşekkürler. İnşallah. Hayırlısı olsun ne diyelim ya. Bence de hayırlısı olsun ya. Peki birinci turda kimi desteklediniz? Sinan Oğlu'nu destekledim ben. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledim. Peki siz ikinci turda kimi destekleyeceksiniz? Recep Tayyip Erdoğan galiba. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Peki Sinan Oğlu'nu Kılıçdaroğlu'nu seçse ne olur? Bence bir şey olmaz. Tayyip yine kazanır yani. Yani. Göreceğiz artık. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sonuç sanırım reis alır gibime geliyor. Öyle mi diyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Peki sizin desteğiniz kimden yana? Tayyip'ten yana. Birinci turda da mı öyleydi? Birinci turda da öyleydi. Tayyip. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Peki birinci %65, turda da mı? %65 Tayyip. Siz amcacığım? Aynen. Başka bir şey var mı? Yok. Erdoğan diyorsunuz. Ya, tabii canım vallahi Allah. Peki teşekkürler. Ya ilerisi yok. Başkalarının işimiz olmadı abi. Vallahi işte kazanacağız. Başka kim kazanacak başka? Tayyip'ten başka. Erdoğan mı diyorsun? Tabii başkadan mı? Yok. Peki birinci turda da mı aynıydı? Aynı. İnşallah kazanacağız. Peki ya. Yüzde kaç diyorsunuz? Vallahi 51'i geçti. Ne ederseniz yalnız geçti. İkinci turu mu? Belli değil şimdi ikisi de. Kim? İkisi belli değil. Belli değil mi? Belli değil. Ne olur sizce? Siz kimi istersiniz? Kazanırsa birisi kazanacak nasıl olsa ama daha... Pazarlık yapıyorlar. Peki, sağ ol amcacığım. Ben. Siz ne diyorsunuz? Desteğiniz kimden yana? Allah Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Siz seçeceksiniz. Aynı Kılıçdaroğlu. Artık gitsin, 21 sene oldu. Peki birinci turda nasıldı? Yani kimi desteklediniz? Sinan Oğan. Sinan Oğan destekledi. Peki Sinan Oğan hala açıklamadı desteğini. Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan yana kullanırsa ne olur? O zaman da Erdoğan'a veririm. Yani Sinan Oğan kimi desteklerse ona vereceksiniz. Evet. Siz? Biz de aynı şekilde. Elim iyi olur diyelim. Kim kazanır sizce? İyi olur diyelim. Sonuç Erdoğan. Erdoğan mı alır? Erdoğan olur. Peki birinci turda kimi desteklediniz? Nasıl efendim? Birinci turda kimi desteklediniz? O bana ait artık ya. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Amcacığım merhabalar. Seçimler ikinci tura kaldı. Sizce sonuç ne olur? AK Parti. Öyle mi diyorsun? İnşallah. Teşekkür ederim. Sonucu hiçbir şey değiştirmez. AK Parti alır. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Peki sağ olun. Orta valla kimin kazanacağı meçhul şimdi. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Peki sizin desteğiniz kimden yana? Geçin diyecek yani. Kimi? AK Parti'yi destek. Hadi yürüyün. Kararsızların kararına bağlı. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim. Ben oy kullanmıyorum. Neden kullanmıyorsunuz? Yok kullanmıyorum. Evet. Seçimi sizce kim kazanır? Tayyip. Erdoğan mı diyorsunuz? Tabii. Birinci turda kimi desteklediniz? Gene onu. Tayyip'i. Tabii. Teşekkür ederim amca. Vatan hainlerine oy mu verilir? Ya, yalancı köpekler. Alçak adamlar. Akşam yalan, sabah yalan. İşleri, güçleri fırıldak. Ahmet Davutoğlu'nun Allah babacanın Allah bin türlü üyesi. Bu mikrop adamların aralarında kuyruklarından ayrılmıyorlar. Bir de en kızdığım bu sakalından asıl asıca Temel Karamollaoğlu. Allah bin türlü üyesi. Ne diyor biliyor musun? Bak ben şimdi şurada desem ki gerçi bunu kapat öyle değil.
kalmadı. Şimdi. Ama Temel Karamanlıoğlu televizyonun karşısında efendim Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulmasını doğru bulmuyorum. Allah versin. Memleketin bir numaralı satkar terörist adamı lan. Sen kimsin lan? Bir de senelerdir efendim söylüyorum. Partinin başında oturuyorsun. Alçak lan. Bunlar alçak kızım. Alçak. Yalınız. Bunların arkalarında toplananlara çok kızıyorum ben de. Hiç mi anlamıyorsun lan? Lan bunlar vatan aynı lan. Hiç mi anlamıyorsun? Hiç mi kafalarını çalışmıyorsun? O Pernumbul'dan gelen tövbe yarabbim. Nalet karını anladın mı? Bir de o post bıyık. Bunun adını unutuyorum. Neyse. Ortalarından o Kemal denilen ayrılmıyor bayağı. Ortalarından ayrılmıyor. Lan alçak adam. Sen siyasetçi adamsın. Devlet adamı. Devleti idare etmeye kalkıyorsun. Ben nalet adam. Bu terörist alçakların arasından ana baba kardeş çocukları gibi buyruklarını koymuyorlar birbirlerine ya. Ben buna şaşırıyorum. Vallahi şaşırıyorum. Yani insan çıldırıcı geliyor. Bir de vallahi billahi imkan olsa bu alçaklara katliam yapacak. Hepsini de öldürecek. Bu terörist, içerideki teröristler de var ya şu. Buldanlar Allah kala. Vallahi hiç acımayacağım. Bunları öldürecek. Bir acıdığım ne var biliyor musun? Atatürk'ümüz nerede? Bir. Atatürk'ümüz nerede? Mesela. Bir de İstiklal Mahkeme Başkanımız. Peki sağ ol amca. Ha. Teşekkür ederim. Bunlar nerede? Onlar ne yapıyordu? Baktı ki bunlar zararlı mı bu vatana? Hemen ipe. Götürün. O İstiklal Mahkeme Başkanımız. Nerede o adam? Bunlar olsaydı bunlar gık bile diyemezlerdi. Peki teşekkür ederim amca. Sağ ol. Hakkımız hayırlısını versin. Öyle mi? Evet, tamam. Öyle diyor. Tamam kızım. Peki. Kızım bana sorma. Yaram büyük. Söyle amca konuş. Sağımızda doğalgaz, solumuzda doğalgaz. Ortada biz açıktayız, kömür yakıyoruz. Buna ne diyeceğiz? Peki seçimde ne yapacaksın? Onu Allah bilir, uğraşura biliyor. Orayı bana sor. Öyle mi diyorsun? Evet. Size sorayım amca. Seçimler ikinci tura kaldı. Sizce sonuç ne olur? Cumhurbaşkanımız kazanır, ne olacak? Erdoğan mı diyorsunuz? Buyur? Erdoğan mı kazanır? Tayyip Erdoğan kazanır. Peki. Zaten kazanmış sayılıyor da. Bu formülte, Allah yardımcısı olsun. Peki, sağ olun amca. Türkiye olsuz olmaz. Türkiye'yi dünyaya tanıtan, dünyayı Türkiye tanıyan o lider çıktı. Onu Allah nasıl yolladıysa, 100 yılda bir tane gelirmiş öyle insan. Başımıza geldi ama iyiliğini bilen yok. Dünya geldikçe insanlığa kötü de olmuş, iyi de olmuş. İyilerin elinde kalsın ki hepimiz kurtulalım. Adamın çok emeği var. Allah razı olsun. Allah çok uzun ömür versin buna. Öyle insanlığa çıkmasını da istiyorum yani. Sonuç yine Tayyip Erdoğan alır. Öyle mi? Evet. Peki birinci turda kimi desteklediniz? Tayyip Erdoğan'ı. Peki sizlere sorayım efendim. Seçim aynen. Sonucu devletçiyiz, milletçiyiz. Erdoğan diyorsunuz. Aynen. Peki bir de size sorayım. Aynı şekilde. Siz Erdoğan mı kazanır gene? Evet. Sonuç AK Parti alır. AK Parti mi kazanır? Evet. Peki birinci turda kimi desteklediniz? AK Parti'yi. AK Parti, Tayyip Erdoğan. Peki. Ben Tayyip Erdoğan'ın alacağını düşünüyorum. Öyle mi diyorsunuz? Kesinlikle öyle düşünüyorum. Peki oran kaç olur sizce? Yaklaşık %55-60 civarlarında düşünüyorum. 58 gibi düşünüyorum yani. Peki birinci turda kimi desteklediniz? Tabii ki yine Erdoğan'ı destekledim. Seçim ikinci tura kaldı. Sonuç ne olur? Muhtemelen Tayyip Erdoğan alır. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Peki siz kimi destekliyorsunuz? Devlet memuruyum. Peki teşekkür ederim. Hangisi hayırlısı o kazansın? Kazansın kimse. Hayırlısı. Hayırlısı. Peki. Hayırlısı. Hayırlısı. Peki siz kimi destekliyorsunuz? Tarafsız. Kılıçdaroğlu kazanın tabi haliyle. Yeter bunun soyduğu millet. Soğana çevirdi ya. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Yapmadım, soymadım kızım. Halen de soyuyor. Doğru mu? Peki sonuç? Bütün her şeyde inkar geliyor. Kazansa da bu gidecek zaten. Yani sağlık durumu el vermiyor. Sağlığı el vermiyor her şeyde. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Teşekkürler. Yine nöbetle. Amcacığım merhabalar. Seçim ikinci tura kaldı. Sizce kim kazanır? Kemal Kılıçdaroğlu kazanır. Kim kazanacak? Evet. Oylarımız ona.
Yeter 20 senedir ya. Doğru söylüyorum ya. Burnu, vallahi burnumuz var ya bilmem niyette. Hiçbir şey kalmadı evde ya. Şu kayıp para. Ne kadar amca? 130 bin lira. Yarım kilo şey. Bir hanımı özürlük oldu o ara. Bir zencefil mi diyeyim ne? 130 bin lira. Biber ve zencefile 130 lira var. Evet. Peki. Nasıl geçirin sen geçin. Teşekkür ederim amca. 65% Tayyip Erdoğan. Erdoğan diyorsun. Erdoğan. Peki. Erdoğan'a şimdi CHP'ye oy verenler de beğenmeyecek. Neden? Yahu neden mi? CHP'yi de halkın partisini PKK'yla git her gün tokalaşıyor, el ediyor. Buna sene sonra oy verir mi? Daha geçen gene 5 tane şehidimiz, yiğidimiz gitti. Bu kimin yüzünden? Kılıçdaroğlu'nun yüzünden. Zaten ki Kılıçdaroğlu kaç tane onunla bilmiyoruz. Bir Bozkurtlu oldu. Bir şeyli oldu. Ne devla buna? Galpli oldu. Bir şimdi milliyetçi oldu. 40-90 derece döndü. Ya Kılıçdaroğlu'na oy verenin şeysinden şüphe ederim, İslamiyetinden. Nasıl o adamlar olur? Eş başkanla HDP'nin her gün yan yanala. Bir de diyor ki ben de onlara diyor, sevmem diyor, etmem diyor. Var mı lan böyle ya? Tayyip'e oy vermeyenin vallahi inancından şüphe ederim. Dağları deldi ya. Git trenleri. Ben ona ticaret usulü gezmeye gidiyorum. Araba falan birlikte alıp satıyoruz. Yolları gör. Tren yollarını gör. Hava alanlarını bir gör. O yüzden Cenab-ı Allah'ın bu Türk milletine yolladığı son insan. Hani son peygamber gibi. Abi yani peygamber gibi diyerek de vallahi yanlış anlaşılmasın. Hiç olmaz. Ne yanlış olacak ya bunda? Yanlış bir şey yok mu? Adamın bir yanlış bir şey var mı? Tayyip Erdoğan bir yol hem nasıl gelecek? %65'ini alacak. Öyle diyorsun. Onlar da dağılacak zaten. Birbirine girdiler. Yok dibi yok ya. Kökeni yok. Biz şunu şöyle ettik. Böyle ettik. Bak bunu da yapacağız diye olan mı? Yok. Eline de Tayyip gitsin. Tayyip gitti. Ne edeceksin sen? Bu mesela hükümet vallahi muhtarlıkla yapamaz orada oturanlar. Mahalle muhtarıyla yapamazlar. Böyle değil. Mahalle muhtarının da bir şeysi var. Bilgisi, kültürü olması lazım. Bunlar otu kalk kalk 6 aydır. Anca insanları böyle kafasını ama bu Türk milleti ya, kafası karışmaz galiba. Her şeyi görüyor. Gözü açıldı. Şu yürüdüğün yolda Tayyip Erdoğan var. En dağın başına gittim vallahi geçme taş. Hücre dağlarda suyu, elektriği, yolu olmadık, bulamadığı yer yok. Tayyip'in nereye var sen elini tut Tayyip, çimeni tut şu Tayyip. Tohumunu değiştirmiştir, iyi tohumdur. Nereye var sen? Tayyip Erdoğan alacak, başka yok. Peki abi hiç kötü yaptığı bir şey yok mu şimdiye kadar? Hiç yok. De ki sen şunu vade, ben seni ödüllendireyim veya iddia girem. Yanlış bir iş yaptı de. Ya ben emekliyim. İki çocuğum, bir kızım var. Vallahi üçünün de arabası var. Benim de arabam var. Bu zenginlik nereden ya? Emekli. İş emeklisiyim. Ya adam her yere işçisini, memurunu, her şeyini düşünüyor. Daha bak bizim aylık daha bir yol kaç olacaktı. Memurun maaşlarını 22 milyar edeceğim diyor. En düşünü diyor. İlk emekli olduğumda ben 12 milyon paralıyordum. Şimdi 7,5 milyara çıkardı. Bankadan çektiğimi cebe sığmıyor para. Tabi harcamasını bileceksin. Tomatis, soğan ucuz. Alan satan yok diye 6 liraya. Çöpe döküyorlar soğanları. BİM'de benim şeyi 42 milyon yazmışlar. İndirmişler tavuğu. Ya 60 milyonda. Peynir 90 milyonlu 72 milyona düşürmüş BİM. Her şeyi düşürdüler. O gün iktidar aldığı gün... Neden yükseldi peki amca 90 lira? Ya Tayyip İslamiyenler yükselttiler bu hortumcular. Soğanı sakladılar, çürüttüler, atacaklar şimdi çöpe. Şimdi daha soğan 8 lira. Daha yarın 5 liraya düşecek, daha yarın çöpe atacaklar. Yani Erdoğan'ı istemeyenler fiyatları yükseltti. Vallahi bildik. Onu istemeyenler. Ama ya ne derler biliyor musun? Meyveli ağacı taşlayan çoğulu. Tayyip'i bin taşlama diye kurşunla sende değmez ya. Cenab-ı Allah korur. Her sabah devletimize, milletimize, cumhuriyetimize, kötülük bakanlara fırsat verme. Ya Rabbi devlet büyüklerimiz başta Tayyip Erdoğan olmak üzere
güvenlik güçlerimiz, polis, jandarma bekle. Bunları kötülük düşünenlere fırsat verme ya Rabbi. Sen yar ve yardımcı ol diye dua ediyorum ya. Bu dualığa dağları dele. Tayyip'in ardında böyle 80 bin kişi dua ediyor. Onu Allah bizlerin duası ümmetine kolleyor. Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan'a devam. Erdoğan'dan başkası. Erdoğan. Bu Türkiye'yi idare edemez. Dış dünyanın hakkından kimse gelemez. Erdoğan. Evvela Kılıçdaroğlu o bastığı seccadenin hesabını versin. Abi. O seccadenin hesabını versin. Seccadeye basıyor. Bundan adama hayır gelmez, Türkiye'ye de gelmez bizim. Tamam. Daha önceden İnönü Lozan imzalamış. Tayyip giderse, Kılıçdaroğlu giderse gene Lozan'ı imzalatacaklar. O Lozan'ı bizim torunlarımız da görmeyecek. Abi. Bugün Amerika, Avrupa, bütün dünyalar Tayyip'in gittiğini istiyor. Niye? Emzik kesilecek, mama kesilecek. Siz altılı masada değil, 60'lı masada olsanız, PKK, HDP, YPG, FETÖ hepinizde bir olsanız Tayyip yıkamazsınız. Bitti. Allah'ın izniyle. Ben sandık kurulu üyesiydim. 250-50 buyur. Tayyip'in 250, ötekinin 50. Hepsi abi toplandı bir araya. Yıkamazlar ki. Mümkünü yok. 21 senedir bu adam, bu millet bunun arkasındaysa şimdi de arkasında. Böyle temiz ülke, temizlenmiş ülke. Temiz onların eline teslim olmaz, verilmez. Soğanla akıyor, patiyle akıyor. Ya soğan bulunur. Soğanın kilo. Soğan bulunur da ülke bulunmaz, ülke. Biz Suriye'den daha kötü olur Allah muhafaza. Bizim geçeceğimiz yerimiz de yok. Onların gene bize geldiler ya. Abi. Ya. Durmak yok inşallah, yola devam. Yola devam, Erdoğan'a devam. Adamın her yaptığı meydanda. Doğalgazı çıkardı, petrolü çıkardı. Ulaşımda ne var? Sağlıkta ne var Türkiye'de? Her şey bol. İlkim bir gripini dolaşıyorduk eczane eczane. O Kılıçdaroğlu SSK müdürüyken onun hesabını versin evvela. Onun hesabını versin, ondan sonra meydanlara çıksın. Amcacığım siz ne söylemek istersiniz? Devam, başbakana da devam, cumhurbaşkanına devam. Allah razı olsun.